Önce bir haberimize bakalım. Bütçe performansı, Türkiye'nin Ocak-Mayıs dönemi bütçe performansı çok olumlu geldi. Çok olumlu bir etki yarattı. Bütçe gelirlerindeki artış özellikle önemliydi. Tüketici harcadığı için, iç talep güçlü olduğu için gelmişti. Aslında yatırım tarafı oldukça kötüydü. Ama harcamalar artınca vergi gelirleri de yüksek geldi. Bütçe ilk 5 ayda 9.1 milyar lira fazla verdi, 12 yılın rekorunu kırdı. Mayıs ayında da 3.7 milyar lira fazla veren bütçede giderler %14,3 artarken gelirlerde artış %18 oldu. Maliye Bakanı Naci Ağbal bu performansı bölgemizde artan jeopolitik gerginliklere, dış ticaretteki sorunlara ve küresel finans piyasalarındaki dalgalanmaya rağmen elde ettik dedi. Peki bu performansın sırrı ne? Bu gelirlerin, vergi gelirlerinin büyük bölümü dolaylı vergilerden kaynaklanıyor. Yani benzinden, işte alkolden, sigaradan ve benzeri ÖTV'den gelen kalemler var. Baktığınızda bütçede beyana dayalı gelirlerde çok yukarı bir artış yok. Beyana. Dolaylı vergi dediğimiz kaynakta kesilen vergilerden kaynaklanan bir artış. Bütçenin iyileşmesinde gelir ve kurumlar vergisindeki artışlar önemli rol oynadı. Mayıs'ta gelir vergisi %16, kurumlar vergisi %43 arttı. Bütçe iç tüketimde canlılığın korunduğunun da göstergesi oldu. Gelirler incelendiğinde KDV'de Mayıs'ta %18,7, özel tüketim vergisinde ise %16,1'lik artış göze çarptı. Banka ve sigorta muameleleri vergisinden elde edilen gelir Mayıs'ta %15,1, damga vergisinde ise %18,1 yükseldi. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir ise dolaylı vergilerdeki oranın Avrupa ortalamasına çekilmesi gerektiğini belirtiyor. Dünya ile gelişen ülkelerle kıyasladığımızda eğer istikrarın sağlanması gerekiyorsa ne pahasına olursa olsun vergi gelirlerinin artırılması değil, vergi gelirlerinin artırılması dolaylı vergilerin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi %40'lara, %35'lere çekilmesi ki bizde %70'lere yakın bu, beyana dayalı vergilerin aynı orana gelmesi lazım.